olma o Adına, evet. adına olması Için, gereken evet. aileler için tabii ki biraz daha farklı tasarım yaklaşımlarına ihtiyaç var. Şimdi bir veterimiz daha var. Yıkılan binaların yerine yapılan afet konutları ile ilgili. Onu seyredelim. Büyük afetlerin, özellikle depremlerin sıkça meydana geldiği Türkiye'de sayısız denilebilecek kadar yıkım yaşanıyor. Bugüne kadar binlerce ev ve iş yeri yıkılmış ve yerine yapılan devlet destekli projeler kamuoyu tarafından pek benimsenmemişti. Bugüne kadar yıkılan binaların yerine yeni yapılanlarsa deprem ve afet mağdurlarını memnun etmeye yetmedi. Hem geleneksel yaşantısını sürdürmek isteyen hem de komşularını, mahallesini ve alışkanlıklarını terk etmek istemeyen vatandaşlar şikayetlerini dile getirdiler. ...99 depreminden sonra Gölcük, Yalova ve Çınarcık çevrelerinde yapılan afet konutları ihtiyaçlara göre hesaplanmasına rağmen %40 oranında boş kalmıştır. Bu da yeni yapılan konutların afet mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamadığının bir kanıtı. ...1999 Gölcük depreminden sonra Derince'de ben biraz kaldım. Derince'de halk yani... Yalova'da da oldu bu, Çınarcık'ta da oldu, Derince'de de oldu. Halk yani yıkılan apartmanın yanında kendi imkanlarıyla küçük barınaklar yaptı. Ahşapta barınaklar yaptı. Dedik ki yani niye burada yaptınız? Benim evim burası dedi. Bu yere bağımlılığı derken bunun içerisinde zaman zaman komşulara bağımlı olma da var biliyorsunuz. Yani komşulara bağımlı olma meseleleri de var. Bunu nasıl açıklıyorsunuz hocam? Yani bu şey bütün dünyada böyle. Evet, yani bütün evet. dünyada böyle bir duygu var. Yani konutlarını terk etmek istemediklerini yalnızca bizim afet sonrası deneyimlerimizden değil, dünya örneklerinden de görüyoruz. Bu aslında demin bahsettiğimiz ev kavramıyla belki bir miktar açıklanabilir. Gerçekten de yaşadığı ve hayatını geçirdiği mekandan uzaklaşmak istememesi, varı yoğu o mekan içerisinde kalmış durumda. Çok anlaşılabilir bir şey aslında bu. Dediğiniz gibi yakın oturduğu ve sürekli bir dayanışma içinde olduğu komşuları belki akrabalarıyla bir aslında bir bütün oluşturuyor. Hiçbir zaman oluşturuyor tabii hiçbir zaman tek yaşanmıyor bildiğimiz gibi. O nedenle de bu bağlılık hatta çok tehlikeli olabilecek yani eğer ağır hasarlıysa üstlerine yıkılabilecek kadar yakınında kalmaya ısrar etmelerini de gözlemliyoruz. Gerek o mekana bağlılıktan, gerek içinde bıraktıklarından, geride bıraktıklarından, bunlar anılar veyahut da bir takım varlıklar ya da bir takım eşyalar, giysiler bile olabilir. Uzaklaşmak ne kadar zor. Onları orada bırakmak ve başka bir yere doğru, başka bir hayata doğru dönüp gitmek çok kolay olmasa gerek. Ya biz çok bireysel bir ulus değiliz. Bunun yanında bir de sosyal kurumlarımız bizim yok. Yani ben sadece deprem değil, insanın hayatında da yaşamında da depremler oluyor. Her şeyini kaybediyor. Ama ben onu gördüm. Yani her şeyini kaybeden insanların etrafında bir komşuluk yani bir komşuluk dayanışması var. Evet. Ve o komşuluk dayanışması aslında o sosyal kurumların yerine geçiyor. Depremde bu çok ön plana çıkıyor bu komşuluk evet. dayanışması. Bu bizden de kaynaklanıyor. Yani bizim kurumlarımız çok ortada yok. Yani sosyal kurumlarımız yok. Çok yani yalnızlığı çok fazla şey yapmıyoruz yani. Bir izleyicimiz arıyormuş Zafer Bey İstanbul'dan. Görüşelim isterseniz. Çok iyi olur. İyi geceler Zafer Bey. İyi geceler, iyi yayınlar hocam. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim sorum, Kadıköy'den arıyorum ben. Kadıköy Fikirtepe'de. Bizim oturduğumuz yerde kentsel dönüşüm projesi var. Evet. Fakat şimdi ada bazında bazı anlaşılmayan arkadaşlarımız var. Yani imza vermeyen müteahhitlerle. Fakat bunun için
kentsel dönüşümle yani bizleri ikna etmek için nasıl diyeyim ben size soracağım şey yani Fikirtepe'yi afet bölgesi adı altında bir yasa çıkarmak istiyorlar. Hani riskli bir bölge olarak. Bu isteğe göre hani bu şekilde hakikaten tamam bizim İstanbul'da deprem riski var yok değil yani de fakat hani derece bakımından benim araştırmama göre 3. derece dediler bana. Ama bu kentsel dönüşüm projesi adı altında hemen böyle bir yasa çıkabilir mi? Çıkarmak mümkün mü? Bunu öğrenmek istiyorum ben. İsterseniz siz teşekkür ederim. Ben cevap vermeyeyim. Nasip. Şimdi kimdi seyircimizin adı? Zafer Bey. Yani şimdi çıkan yasaya göre ada bazında kentsel dönüşümü yapılabilmesi için 2/3 oranında bir hissenin %66.6 ile buna destek vermesi ve dolayısıyla bununla ilgili bir karar oluşturması gerekiyor. Fikirtepe esasında altyapı açısından yani jeolojik anlamda deprem riski açısından 3. bölge olabilir. Ama Fikirtepe'yi ben çok iyi biliyorum. Çünkü ben de Kadıköy'de oturuyorum ve orada pek çok binaya girdik çıktık biz. Fikirtepe üst yapı olarak en zayıf bölgelerden bir tanesi. İstanbul'un yani üst yapı açısından en zayıf bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla mevcut olan yasa, meclisten çıkan yasa 3. derece yani jeolojik olarak 3. derece olmasını bağlamıyor. Yani binaların çürük olması yine bu kanunun içerisine giriyor. Yani siz her halükarda böyle bir kanunla karşı karşıyasınız. Yeni bir kanun çıkmasına gerek yok. Ama oradaki yaşayan insanların %66.6'sı kentsel dönüşme evet diyorsa bu durumda kentsel dönüşümle ilgili kanun şeye giriyor. Bir anlamda devreye giriyor. Dolayısıyla ama şu var. İkna yöntemi son derece çağdaş bir yöntemdir. Yani Kobe depreminden sonra pek çok defalar ikna olayı olmuştur halkın içerisinde. İkna edilmiştir. Yani dolayısıyla hem birbirinizi ikna edeceksiniz hem de herkes aşırı istekten veya şeyden biraz kaçınacak. Ama sonuç olarak yani kanun Fikirtepe'deki jeolojik katmanın güvenilir olmasını veya oranın az riskli olmasından ilgili değildir. Kanun üst yapıyla ilgilidir. Binaların çürük olmasıyla ilgilidir ve dolayısıyla kanunen orası kentsel dönüşüm alanı haline gelebilir. Yani orada bir sorun yok. Bilmiyorum yani tatmin edebildim mi yanıt olarak. Telefon kapandı herhalde. Ama zaten halkın herkesin kafası karıştı artık. Evet. Yani afet yasası diyelim isterseniz. Hı-hı. Herkesin bu tip soruları var. Hani itiraz edebilir miyiz? Yoksa evimizden çıkmak mı zorundayız? Ceza yaptırımlar olacak mı? İşte elektriğimizi kesecekler mi zorla evden çıkalım diyen herkesin bir sürü sorusu var. Bence hala yanıtlanmadı. Hatta geçen hafta yine konumuzun adını ben unuttum Alper Hocam. Haluk Eydoğan. Profesör Haluk Eydoğan demiş ki ben tekrar bu yasanın yazılmasını diliyorum demişti. Hatta mecliste de gidiyoruz diyordu. Evet. Şimdi bence yine bir geçici konut örneklerine tekrar geçelim. Hı-hı. Gölcük'le ilgili sizin görselleriniz vardı. Onlara bir bakabilir miyiz? Ben onları da ben de merak ediyorum gerçekten. Bu yani geçici konut örnekleri Gölcük'le ilgili. Evet. Bunlar yani halkın kendisini yaptı. Deprem sonrası, Marmara depremi sonrası gerçekleştirilen çeşitli bölge, birçok bölgede binlerce herhalde 16 bin adet. Evet. Mesela bu da var. Konteynerden. Evet. Şimdi bunlar da tabii insanların uzun süre yaşadıkları yerleri kendi ihtiyaçlarına nasıl uygun hale getirdiklerini, sınırlar ortaya koyduklarını, ufak eklemeler yaptıklarını, bir takım bitkiler ektiklerini görüyoruz. Mesela bu evin, konteynerin içi. Konteynerin tam içi. Şey gibi. Tabii. Çok güzel konteynerler vardı değil evet, mi hocam? Evet. Bir ara bakıyorduk biz. Yani bu konteynerin içi. O kadar anlamlı hocam, müdahaleler yapıyorlar ki. Hocam bu ipucu vermiyor mu bunlar? Evet bunlar çok önemli ipuçları veriyor aslında. Belki daha sonra biraz daha detaylı da konuşuruz ama aslında geçici konut bana göre biraz kalıcı konutla birlikte ele alınırsa daha başarılı ve hem esneklik anlamında hem katılım anlamında bir takım anahtar sözcükleri iyi çözecek enteresan noktalara
bizi götürebilir ve bu kadar standart uygulamalardan bizi kurtarabilir diye düşünüyorum. Evet. Yalnız Erciş'teki konteynerleri hatırlıyorum da hani bazı yani okuduğum kadarıyla biliyorum. Gidip birebir görmedim ama tuvalet ve hijyen sorunu vardı. Su problemi vardı. Hani bunlar nasıl çözülüyor bu konteynerlerde? Yani konteyner aslında ıslak mekanı olan bir total mekan. Yani aile içinde kendine özgü mekanlar yaratabilmek için bir takım perdelerle falan yaşam alanının gerekli ihtiyaçlarını ortaya koymaya mecbur oluyor. Gündoğdu konutlarıyla devam edilebilir o görsellerde aslında. Başka evet. Örnekler daha. Evet, İzmit evet. Gündoğdu evet. Örnekleri. Tabii ki birkaç yılla varan uzun süreli bir kullanım söz konusu. Bunlar evet yukarıda örnek. Gündoğdu afet sonrası kalıcı konut bölgesini görüyorsunuz. Aşağıda. Tepenin eteklerinde de geçici konutları. Ve geçici konutlar gerçekten çok düzenli örnekler. Çok uzun süreli kullanılmış ve yavaş yavaş köhneleşmeye başlanmış. Boşaldıkça hırsızlık gibi, kötü kullanım gibi şeylere maruz kalsalar da... Veren de oluşturmuşlar. Tabii. Evet, kendi... tabii mekanın sınırlılığından da kaynaklanan dışarı taşma ihtiyacı, bir antre, bir giriş mekanını binanın dışında gerçekleştirebilme. Bir evet kod farkını çözüp bir ufak yeşil parça orada ortaya koyabilmek, gölgelikler yapabilmek. Ağaç bile dikmişler. Evet, evet. Yani verandayı kullanmışlar. Veranda veya sofa yani. Evet, işte, evet. Yani tabii şöyle bir şey var. Yani kalıcı konutlar hak sahibi dediğimiz depremde kendine ait evini kaybedenler için yapılan konutlar. Buralarda yaşayanlar ise kiracı oldukları için hak sahibi olamayıp konut elde edemedikleri için ve oldukça gelir seviyeleri düşük olduğu için de kiralık evlere kolaylıkla geçemedikleri için geçici konutları çok uzun süre kullandılar. Şimdi dolayısıyla bir de dünyadan geçici konut örnekleri getirmişsiniz hocam. Bir de onlara bakalım. Yani bakalım. De yazlık ve kışlık çadırlar olduğunu biliyoruz. Van'da mesela %84'ü çadırların yazlıkmış. Mesela konteynerlerin de hani yazlık veya kışlık versiyonları olabiliyor mu? Yok, konteynerler yaz ve kış koşullarında tek tip yani, aynı malzemeyle ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere yapılmış örnekler. Ama tabii buradaki örnekler evet. Yani bizde kullanılmış örnekler ve dünyadaki örnekler biraz malzeme açısından ve teknoloji açısından farklılıklar da gösterebiliyorlar. Bunlar bizdeki örneklerden. Bizdeki evet. Örnekler. Bizdeki örneklerden. Evet. Şimdi yani şunu Yalova depreminde ben biliyorum. Mesela yıkılan binasındaki mutfağı yani bir eviyesiyle birlikte mutfağı alıp aynen konteynerin içerisine koymuşlardı ama içerisi hakikaten olağanüstü güzeldi. Yani o bazıları gerçekten. Ben Yalova'daki geçici konutların daha devam edilebileceğini, oraların kalıcı hale getirebileceğini hep düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı. Bir gün geldi, onları hepsini kaldırdılar.